Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal, şu feleğin işine bak. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Bu başarılı ama ya. Başarılı. Evet. Başarılı, çalışkan, genç, dinamik. Ekrem İmamoğlu çok dürüst bir adam. Ama dürüstlüğünden kaybediyor. Şu anda kazandı seçimi. Geçmiyor yok, evet. Evet. Ama bin tane oyum olsun, bin tane oyum olsun, hepsini Ekrem İmamoğlu'na veririm. Seviyor musunuz? Seviyorum. Şu an karşında olsan ne sorarım başkanım? Dinleyecek seni. Ona mı? Evet. Çünkü şöyle, geçen bir kar yağdı. Evet, İstanbul'a. İçişleri Bakanlığı görevi değil. Denizlik Şehircilik Bakanlığı görevi değil. Adam bıraksın da işini yapsın. Ama yaptırmıyorlar. Engelleme. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Kim? Engelliyorlar mısın? Engelliyorlar tabii ya. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Ankara'nın Çankaya ilçesinin Kızılay semtinde yapıyoruz. Seçmenlerimize Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne gelir diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi çok bir şey gelmiyor abi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gelsin. Olsun da yani herkesin çok bir şey yaptığı yok. Tamam, bir şey gelmiyor. Ama yine de yapacak bir şey yok yani, ekleme devam. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor onu soruyorsunuz. Aday olmazsa iyi olur. İyi olur. Ekrem İmamoğlu deyince adalet. Adalet geliyor. Adalet geliyor. Evet. Gördük, kışın gördük Ekrem İmamoğlu'nu. Tamam, kışın gördük. Buyur. Evet. Peki, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığında iyi bir şey yakaladı. Performans yakaladı ve şu an gözde seçmenler açısından. Yani evet, şansın deneyebilir olabilir. Çünkü büyük bir destek görüyor. Ekrem İmamoğlu herkesin sempatisini kazanmış bir belediye başkanı. Ben hani baştan beri desteklediğim için tabii ki benim sempatimi en baştan kazandı. Şu anda onu başarılı buluyorum İstanbul için. Ekrem İmamoğlu başarılı bir adam. Başarılı bir insan. Tamam. Ekrem İmamoğlu deyince ne? Evet. Belediye başkanı olarak biliyoruz yani İstanbul. Size soralım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani İstanbul'u iyi yönettiği gözüküyor uzaktan ama hani çok da bilmiyoruz. Başarısızlık geliyor, başka bir şey gelmiyor. Kemal İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Daha yani normal bir vatandaş olarak, normal bir belediye başkanı olarak. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma yani bilmiyorum da hani genç biri, daha yani yeniliğe açık. Genç hani, açık. Tamam abi, yeniliğe açık, genç biri abi. Tamam. Ben başarılı buluyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Peki efendim, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Dünyanın en iyi insanı geliyor. Dünyanın en iyi insanı. Karşınızda olsa ne sorardınız başkanım? Başkanı mı? Şu an İmamoğlu karşınızda diyelim. Ben başkanı karşımda olsaydı derdim Cumhurbaşkanlığına aday ol. Cumhurbaşkanlığına aday ol. Evet. Yapabilir mi? En kralını yapar, evet. Tamam. İmamoğlu deyince bir genç olarak aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu gayet İstanbul'u güzelleştirdi ya. En azından alışkan, denemek. Mansur da mesela o yönden o çok iyi. Çalışkan, başarılı. Aynen öyle. Ekrem İmamoğlu deyince Karadenizli, kendisi çalışkan biridir. Çalışkan biridir, saygı görmüş. Bu gayet işinde başarılı bir isim. Yani ne desem başarılıdır, işini düzgün yapar ama hizmette aksama olabilir. Bazı eksiklikler olabilir ama işinde başarılıdır gayet. Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Yani bence beklenen etkiyi gösteremedi. Zaten çok da bir etki beklemiyorduk işin doğrusu. Ne göstermesi gerekti de göstermedi mesela? Ne bekliyordun? Belediye olarak ben yapılan bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum İstanbul'da en azından. İstanbul'da. O da görevini bence güzel yapıyor ama bence HDP'ye mesafe koyması lazım. HDP olmasa İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya kazanamıyorlar. Kazanma abi. Yani seçmen değil mi yani? Tamam. Geçen mesela bir tane fotoğraf yayınladı yanlış hatırlamıyorsam. Bu açılım sürecinde bir tane PKK'yı destekleyen biriyle resim çekilmiş. Adamın da adını unuttum. Ya, Ekrem İmamoğlu. Efendim Süleyman Soylu'nun da var. O herkes gelse şimdi fotoğraf çekse ben yok mu diyeceğim? Bize mesela bugün 10 tane fotoğraf çektiler. Ama Süleyman Soylu'nun var da senin de Süleyman Soylu'dan bir farkın olmalı. Senin fotoğraf çekmek bence bir ölçü olmamalı. Çünkü şu an ben bilmiyorum, adam diyor fotoğraf çekelim. Mesafe koymalı bana ben göre. Ben diyor izliyorum diyor fotoğraf çekelim. Bilmiyorum adam terörist mi, eşkıya mı? Tamam.
Yok, hayır canım, nasıl bir adamın açılım sürecinde bile PKK'yı destekleyen, nasıl Türkiye'yi tehdit eder konuşmaları var ya. Eyvallah. Allah'a pek bir şey gelmiyor. Bir şey gelmiyor. Allah şükürler olsun. Büyük adam. Büyük adam. Büyük adam. Tam bir özgürlük geliyor. Tam bir özgürlük. Evet. Çok güzel çalışıyor. O da yenilerden genç bir belediye başkanı. Başarılı buluyorum onu da. Başarılı buluyorsun. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak. Uyan uyan Gazi Kemal, şu feleğin işine bak. Kılıncını vurdun taşa, taş yarıldı baştan başa. Ruhi Su merhumu güzel söylüyor bunu. Ben de bir mırıldandım. İmamoğlu aman hiç. Bir şey geliyor mu? Yok, sevmi. Ben onun cumhurbaşkanı olmasını isterim. Cumhurbaşkanı olmasını istiyorsun? İstiyorum. Şu an karşında olsan ne sorardın? Kime? İmamoğlu'na. İmamoğlu'na güzel hizmetlerinden için teşekkür ederim. Güzel hizmetlerine teşekkür edersin. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu çok dürüst bir adam. Ama dürüstlüğünden kaybediyor. Şu an kazandı seçimi. 5000 oy oldu, evet. Evet. Ama 1000 tane oyum olsun, 1000 tane oyum olsun, hepsini Ekrem İmamoğlu'na veririm. Seviyor musunuz? Seviyorum. Şu an karşında olsan ne sorarım başkan? Dinleyecek seni. Ona mı? Evet. Çünkü şöyle, geçen bir kar yağdı. Evet, İstanbul'a. İçişleri Bakanlığı görevi değil. Deniz Şehircilik Bakanlığı görevi değil. Adam bıraksın da işini yapsın. Evet. Ama yaptırmıyorlar. Engelleme. Kim o? Recep Tayyip Erdoğan. Kim? Engelliyorlar mısın? Engelliyor tabii ya. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? O başarılı ama ya. Başarılı, çalışkan, genç, dinamik. Ekrem İmamoğlu'na veririm şu anda bir yani seçim olsun. Parti diyelim. Tabii tabii, evet abi. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi bir çağdaşlık geliyor. Yani kısıtlama olsun. Şimdiki ortam belli zaten, zamlar olsun. Yani geçim sıkıntısı var. Ben onu yapabileceğini düşünüyorum yani. İmamoğlu yapar. Yani kişi olarak Ekrem İmamoğlu daha iyi diyorum. Halk Partisi olarak bilmiyorum ama. Efendim, sakin, dürüst, hiç olmazsa şeffaf bir ihale yapıyor. O hoşumuza gidiyor. O geliyor. Hani şeffaf yapması, hırsızlıktan kurtarıyor İstanbul'u. Hırsızlara meydan vermiyor. Yani. Sayın Başkanım, mümkünse tabii ki herhalde yapıyorsunuz. Fakirleri gözetmenizi tavsiye ederim. Haliyle, evet. Valla Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza başarılı bir siyasetçi geliyor. Birinci seçiminin iptal edilip ikinci seçimde 800 bin küsur oyla fark atan. 3 ayda 2 sefer kazandı. Yani güreç yüzlü. Efendime söyleyeyim, yani Türk insana yakışır bir şey görüyorum. İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. Çalışma, insanlık, temiz kalp, işte medeniyet. Hani karşımızda olsa ülkenin durumu ne halde? Hani ülke ne duruma gidiyor, ne hale gidiyor? Düzeltebilir misiniz? Yani ülkeyle ilgili şey, doğru şey sorardım. Ekrem İmamoğlu çok temiz bir liderdir. Bütün fakirin, fukaranın, yardımcıların peşindeler onlar. Ben emekliyim bak, 70 yaşında çalışıyorum, emekli paramı yetmiyor. Vallahi onu tanımıyorum, ben efendim açık konuşmak gerekirse tanımıyorum ha. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Tatil. Tatil. Hiçbir şey düşünmüyorum şu an. Yorum yap. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Cumhurbaşkanı'nın adaylığını koymak istediğini biliyorum. Resmen açıklamadım ama. Olur. Büyükşehir Belediye Başkanı. Alışkanlık dinamik. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya bırak şunu, Allah'a seversen ya. Üskaç. Genç bir lider geliyor. Genç bir lider. Cumhurbaşkanı olmalı mı? Ona parti karar verir. Hadi. Çalışkan bir insan aklıma geliyor. İyi bir insan olarak aklıma geliyor. Takdir ediyorum. Başarılar dilerim. Başarılar. Vallahi dürüstlük geliyor. Dürüstlük. Evet. Vallahi halkı için çalışmasını isterdim. Halkı için. Ya insanları dürüst olarak görüyorum. Dürüstlük. Yani şimdi mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız da yani sağ görüştü. Öncelikle Ekrem dürüstlük geliyor. Evet. Peki efendim, sizi dinleyecek. Ne söylemek istersin başkanım? Bir sorunuz, bir isteğiniz olur mu? Dürüstlük en önemlisi. Dürüstlük. Okey. Herkesi kucaklasın hemşerim. Tamam. Şöyle diyeyim. Çalışmamak. Ekrem İmamoğlu demek istemiyorum da. Hiçbir şey gelmiyor. Ekrem İmamoğlu, CHP Belediyesi, İstanbul. Bunlar geliyor, evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? 5 sene sonrasını Cumhurbaşkanı adayı diyorum işte. 5 sene sonra Cumhurbaşkanı. Hatta yani bu aday gösterirse de alır. Bunu ben demiyorum. Bunu ben demiyorum. Nasıl olur abi? Seviniyor musun? Kameraya bakarak konuşuyor. Sevinip seviniyor musun? Şöyle söyleyeyim size. Bunu AK Parti'nin kurucuları söylüyor. Bülent Arınç,
Dedi ki mazbatasını vermediniz, kendinize rakip çıkardınız, 5 sene sonrasını Cumhurbaşkanı adayına hazır olun dedi adam. Açıkça söyledi. Kendi söyledi, bunu ben demiyorum. Peki abi. Anketlerde de zaten adam çıkıyor. Evet, aynı, doğru diyorsun. Derim ki gir aday ol, gözü kapalı kazan. Bu kadar basit. Çünkü gençliğin beklentisi o insan. Çünkü artık AK Parti, yani şu andaki mevcut iktidarın Türkiye Cumhuriyeti gençlerine verebilecek bir şey yok. Şöyle, ya şimdi bir bakıyorsunuz adam diyor ki çarşıda çıkar cebindeki telefonu. Ya arkadaş, şimdi sen çıkar cebindeki telefonu diyorsun da adam aç, anası babası çoluğum çocuğum mağdur olmasın diyor. Vallahi o iyi adama benziyor. Vallahi Ekrem İmamoğlu İstanbul'un belediye başkanı. Ne gelecek yani? Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkanı geliyor. Başarılı bir lider diyebilirim. Yani çünkü İstanbul iki kere deneyip ikisinde de ikincisinde özellikle büyük bir açık farklı alması cidden büyük bir şey yani bana göre. Çalışmak. Çalışkanlık. Başkanı. Başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.